Herkese yeniden merhabalar. Soğukların kendisini iyice gösterdiği şu günlerde, kimi arkadaşlar bizim hasret kaldığımız karlı kışın tadını çıkarırken, kimileri de bizim gibi yağmurla, çamurla o keyfi çıkarmaya çalışıyor. Hangi coğrafyada olursak olalım, kış ile birlikte soğuk algınlığı yani nezle ve grip kapımızı çalmaya başladı. Pek çoğumuz grip ve nezleyi hep karıştırmışızdır. Bu hastalıklara karşı önlem almak için öncelikle ne olduklarını öğrenmek gerekir. Gelin isterseniz hep birlikte grip ve nezlenin semptomlarını yani bulgu ve belirtilerini birlikte inceleyelim. Umarım bu bilgilendirici sunumdan sonra her birimiz grip ve nezlenin farkını öğrenmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, paylaştığım bu ayırıcı semptomlar sizin grip mi, nezle mi olduğunuz konusunda bir fikir vereceğini düşünüyorum. Ama unutmamalıdır ki hastalığınızın kesin tıbbi teşhisini sadece doktorunuz koyar. Biz burada sizlere halk sağlığını ilgilendiren genel bilgileri paylaştık. Nezlenin yani soğuk algınlığının düzelmesi zamana bağlıdır. Çoğunlukla tıbbi tedavi gerektirmez. Antibiyotiklerin nezlede bir yararı yoktur. Ağrı kesiciler, dekonjestanlar ve alerjik ilaçlar muhtemelen nezlenin semptomlarını kısmen ortadan kaldırır ve sizin nezleyi daha rahat atlatmanızı sağlar. Bu süre içinde bol miktarda meyve ve sıvı gıda tüketmek önemlidir. Destek olarak balık yağı da kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki soğuk algınlığı virüsleri mendiller üzerinde 1 saat, eller üzerinde 2 saat, katı sert yüzeylerde de 72 saat kadar canlı kalabilirler. Yani nezle virüsünün dokunma yoluyla hastalık bulaştırma riski ortalama %94'tür. İster çok sağlıklı ve düzenli beslenin, İster spor yaparak vücudunuzu zinde tutun, influenza yani grip virüsü sizi her koşulda hasta edebilir. Gripten korunmanın yolu hastalığı iyi tanımaktan geçer. Nasıl mı? Örneğin dengeli beslenme, bol sıvı alımı, düzenli egzersiz, stresten uzak durma, hijyen önlemleri ve vücut direncini düşüren alışkanlıklardan uzak durmak sizi kısmen koruyabilir.
Son olarak grip aşısı ile grip hastalığını önlemek mümkün mü? Uzmanlar %60 bunun mümkün olduğunu söylüyorlar. Nezle'de soğuk algınlığını engelleyecek bir aşı bulunmamaktadır. En azından şimdilik. Özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin, akciğer ve kalp hastalığı olanların, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalığı olanların ve sağlık çalışanlarının her sene mevsiminde grip aşısı olması büyük önem taşımaktadır. Evet sevgili arkadaşlarım, bu kış işe veya okula gidemediğiniz günlerde size geçmiş olsun neyin var diyen dostlarınıza artık rahatlıkla grip veya nezle olduğunuzu söyleyebilir ve bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Grip ve nezlenin farklarını paylaştığım bu yayını Kanuni Sultan Süleyman'ın o meşhur sözleriyle bitirmek istiyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.